Şimdi Türk milletine aracılığınızla seslenmek istiyorum. Türkiye'de ortalama işsizlik resmi rakamlara göre %14'lerde. 2001 krizinde 8.9'du bu. %14'lerde. Genç işsizlik %24,5. Doğu sınırından Afganlar giriyor, batı sınırından Türk gençleri kaçıyor kardeşim. Kendi ülkelerinde geleceklerini görmedikleri için. Böyle bir siyasi anlayışa önümüzdeki ilk seçimde Türkiye'yi tekrar teslim ederseniz kendi kaderinizi kendiniz çizersiniz. Senin evladınla burası bizim kendi vatanımız. Kalkmışlar bazı densizler, bir de Türkiye'ye gelen bu sığınmacılarla Osmanlı'nın genişleme döneminde giden bizleri, Rumelileri, Balkanlıları, Kafkasları mukayese etmeye. Ve hey utanmazlar. Biz bir büyük imparatorluk genişlerken gittik, büzüşürken geri döndük ana vatanımıza. Siz neden bahsediyorsunuz? Bunu cehaletten yapmadığınıza eminim. Siz bu ülkeyi emperyalistleri çöplüğü haline getirmeye çalışıyorsunuz. Ondan sonra kalkacaksınız, ben hümanistim. Biz bu hikayeleri çok duyduk. Hepimiz insanı seviyoruz. Ama uluslararası gerçekler var. Türk insanının gerçekleri var. Milli menfaatler var. Milli menfaatler var. Bu ülkenin, vatanın birliğini korumaya hadisesi var. Bir de utanmadan bütün bunları biz geçmiş siyasette bunların hiçbirisi yoktu. Bakın ben uzun yıllardır gençlik kollarında Adalet Partisi'nden başlayıp bugüne kadar siyasetin içinde olmuş bir insanım. Ben Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli rekabet zamanlarında bile bu kadar hakaretamiz sözler hiç duymadım. Ve daha da ileri gidiliyor. Muharifleri PKK'lı, FETÖ'cü, bilmem neci olmakla itham edecek kadar aşağılık tutumlar alınmaya başlandı. Bundan sonra bu işler için herhangi bir tartışma yapmayacağız. Böyle konuşan, böyle davranan bölücüler için söyleyeceğimiz ancak şerefsizlerin yapacağı şeyi yapıyorsunuz. Bu ülkede insanları bu kadar karşı karşıya getirmeye kimin hakkı var? Siyaset bu kadar sert olursa aşağıda sonra ne olacak? Bu kutuplaşma siyaseti hayırlara gitmez. İşte geçenlerde Konya'da yaşadık. Provokasyona açık bir hadise oldu. Evet. Yani buradan bu deminden beri eleştirdiğim İçişleri Bakanı da buradan bu konuda aldığı tutum açısından doğru bir tutum aldığını ifade etmek istiyorum. Bunu da borç biliyorum. Büyük bir provokasyonun önü açılıyordu orada. Onun için ben aracılığınızla diyorum ki değerli Türk milleti, sakın provokasyonlara gelmeyin. Kaos siyasetine izin vermeyeceğiz. Herkes sakin olacak. Devletin meşru güçleriyle her şey, Ruşen Bey devlete savcılık önemli görevler yapmış bir insan, çözüleceğine emin olabilirsiniz. Ama bu tür ırk üzerinden, inançlar üzerinden, mezhepler üzerinden provokasyonlara asla gelmeyeceğiz. Gelmemeliyiz. Evet. Önemli bir uyarının altını çizdiniz Sayın Çıray. Ben son dakika, biraz son dakika gelişmeleri de aktarmak istiyorum size. Çökertmenin boşaltılmaya başlandığını söylemiştik. Boşaltıldığını daha doğrusu. Termik santrale yangının çok yaklaştığı haberleri geliyor. Aynı zamanda Milas Belediye Başkanı Sayın Muammer Tokat da paylaşmış. Tehlikenin tepe noktaya geldiği uyarısında bulunuyor ve kıyı kışlaktan ayrıca bir yangın haberinin daha geldiğini. Fakat gelişmelere ben de bakıyorum şu anda. Gelişmeleri size aktarmaya çalışacağım an be an, bilgi geldikçe. Fakat Milas Belediye Başkanı saatlerdir yardım çığlığı atıyor. Buradan kendi Twitter hesabından da, resmi Twitter hesabından da paylaşıyor. Gece görüştü, uçak gerektiğini söylüyor. Az önce Sayın Çıray konuşurken Çevre ve Şehircilik Bakanı'yla Sayın Dışişleri Bakanı bir toplantı halindeydi. Bugün bakanlar ardı ardına bu akşam açıklamalar yapıyorlar. Sayın Çavuşoğlu diyor ki Ukrayna'dan 4 uçak daha istedik. Bunlar gece görüştü. Yani gece de çalışabilecek uçaklar oluyor. Sayın Bakan'a sormak istiyorum. 7 gün oldu Allah aşkına. Memleket Türkiye uçtan uca yanıyor. Neredeydi bu uçaklar? Niye şimdiye kadar bekledik? Bu bakan devletimizi güçsüz mü göstermek istiyor acaba? Evet. Bu yardımları isteyerek. Yani o iletişim başkanı memur var, siyaset yapıyor. Şimdi o tweetini ne yapacak? Evet. Tweet atmıştı.
dışarıdan yardım istememizi önerenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni küçük düşürmek isteyenlerdir diyor. E şimdi ne olacak? Bu Sayın Bakan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve bu yönetimi küçük mü düşürmek istiyor dışarıdan yardım geleceğini söylerken? Sayın Cumhurbaşkanı teşekkür etti bugün. Evet. İşte bu kaos, kaos nerede var biliyor musunuz? Yönetilemiyor işte, yani. Türkiye'de bir büyük bir yönetilememe var. Sorunu var. Evet. Açıklamalar ve planlamalar daha doğrusu... Ya birbirleri bakın korkunç bir koordinasyonsuzluk. Evet, ve bozukluğu biz şu var. Yani ben devlette çalıştığım için aslında kurumların çekimserliğini de görebiliyorum. Bir taraftan da şu var. Sen bir belediye başkanısın. Hı hı. Ben bir devletin asli görevini yapan biriyim. Dolayısıyla sen bendensin. Senin ne partin olur ne başka bir şeyin olur. Bir felaketle karşı karşıyaysak böyledir. Ancak koordinasyon toplantılarında bile belediye başkanları yoksa. Şimdi lafta birileri öyle buradan, olduğunu birileri görüyoruz. Buradan İcraat bunları biz söndürdük, zaten. Onlar söndürdük. Milas Belediye Başkanı yerelin en temelindeki adamdır. Hı. Kendi ilçesi yanıyor adamın. O haykırmasın da kim haykırsın? Ve bunun için devletten yardım istemesin de kim istesin? Sayın Çıray, bugün çok önemli bir iddia vardı kamuoyunda. Siz de bununla ilgili soru önergesi verdiniz. Neydi o iddia? Antalya Belek'te orman yangın üssünün otel alanına çevrilmek istendiğiyle ilgiliydi. Nedir bu konu Sayın Çıray? Şimdi Tuba Hanım, bunu kamuoyuna İYİ Parti yansıttı. Evet. Turizm Politikaları Başkanlığımızın yaptığı bir çalışma sonucu ortaya çıktı. Ve şimdiki Kültür ve Turizm Bakanı'nın Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde bulunan orman yangın üssünü otel alanına çevirdiğini öğrendik belgeleriyle. Düşünebiliyor musunuz? Yani korkunç. Aynı İstanbul'daki deprem alanlarını ranta açmışlar diye. Evet. Onun gibi Antalya Serik. Arkadaşlar ilçesi, verelim görüntüsü var planın. Evet evet. Bunu bir plan tadilatıyla bakanlık 2020 senesinde onaylayarak bu orman yangınlarıyla mücadele üssünü bir otel alanına çevirmiş. İzleyicilerimize verirseniz... söyleyelim Sayın Çıray hemen şu kırmızıyla evet. Çizili olan alan. Şimdi o önde gözüken yer deniz, yeşillerin evet. Önü. Evet. Orada 3 tane alan göreceksiniz. Bir tanesi mevcut yangın orman üssü. Hı hı. Bir tanesi gündelik tesis alanı. Yani evet. Gündelik tesis alanından kasıt vatandaşlarımız için oraya hafta sonları gidebilecekleri, nefes alabilecekleri orta ve alt sınıf insanlarımızın imkanlarıyla yararlanabilecekleri bir deniz kenarındaki yer. Evet. Bir de spor alanı bölümleri var. Şimdi bakınız, izin verirseniz elimdeki rakamları size okuyarak ifade etmek istiyorum yanlışlık yapmamak için. 145 ada, 23, 24 ve 25 parsel numaralı orman vasıflı kamu arazileri orman yangın üssü alanı olarak mevcut. Kamping alanı ve günübirlik alanla spor alanları mevcut. Hı hı. Bunlar kamu yararı için değerlendirilmek üzere ayrılmış. Fakat Kültür ve Turizm Bakanlığı bu arazinin 250 dönümünde 2 adet otel alanı ortaya çıkartmış plan tadilatıyla. Bunu nasıl yapmış ve bunu 2020 senesinde o görüntüyü de verelim arkadaşlar. İmzalamışlar, onaylamışlar. Bunu nasıl yapmışlar? Spor alanının tamamını kaldırmışlar. Evet. Şu anda görüyoruz zaten evet, onu da. 145 dönüm orman yangın üssünü 60 dönüme düşürmüşler. Turizm tesis alanına o da turizm tesis alanına dönüştürülmüş. Kamping tesis alanı da tamamen kaldırılmış. Ve 90 dönümlük günübirlik tesisin de 1/3'ü bırakılmış. Bunlar bir turizm tesis alanı olarak ayrılmış. Yani otel yapmak üzere. Peki kardeşim, orada yani bugün yangın olursa ne yapacak oradaki insanlar? O ormanlar ne hale gelecek yeniden? Bu nasıl bir cesaret? Üstelik orada ben görüyorum bir yanlış okumuyorsam Voyager Otel diye bir yer var. Evet. Hemen komşu. Orası kimin acaba? Onu da merak ediyorum doğrusu.
Ben kim şunu var? Söyleyeyim burada. Çok kısa reklama gitmem lazım. Bir cümle alayım. Tabii yani şu var. Bu söylediğiniz şey anayasanın 169. maddesindeki ne diyor? Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Bugün Sayın Bakanlar ne dedi? Bir yangın çıksa da oraların hepsi orman kalacak tekrar. Dedi. İşte nasıl derdiklerini aslında buna rağmen anayasaya nasıl aykırı iş yaptıklarını az evvel gözler önüne serdiniz. Bir tane örneği yok ki bunun yazık ki. Evet ne yazık ki böyle. Evet. Ne yazık. Bunun da altını böylelikle çizmiş olalım. Sayın Çıray'a açıklamaları için, değerlendirmeleri için çok teşekkür ediyorum efendim. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Değerli misafirlere de saygılarımı sunuyorum efendim. Sağolunuz, eksik olmayınız. Görüşmek dileğiyle.